Gerçi biz Gazel Hanım'la daha evvelden tanışıyoruz. Aa, evet. Turgut'la gelmiştik. Dünya küçük. Açıkçası sizi burada görmeyi beklemiyordum. Demek siz Tülin Hanım mı? Ne güzel. Siz nereden tanışıyorsunuz? Güzel evdeciğim. Gazel'in güzel evi. Demek o kalabalığa siz de karıştınız. Evet. Güzel ev mi? Pardon. Efendim. Bu maketin sahicisini nereye kuracaksınız? Şile tarafını düşünüyorum. İzmit olmayacak yani. İzmit? Seninle arsa bakmaya İzmit'e gittiğini sanıyordum. Aa, yok, İzmit çok uzak olur. Hanımlar, Şükran Bey, rica etsem. Ben senin aklına ve öngörüne inanırım. Yaparsın. Bir tek şunu söyleyeceğim. Bunu da dostane bir yerden konuştuğumu bilerek dinle. Abi lütfen. Yusuf. Yalanı dolunu çok olan biri. Kimisi kendini çok iyi satar. Bir bok değildir, bilirsin. Sonra bir bakarsın. Allamış, pullamış, müdür olmuş. Bu oğlandan hiçbir şey olmaz. Onu bil. Yapar be Turgut abi. Yapmaz mı diyorsun? Yok. Şunlara bak. O kadar laf ederler. Ama en çok prodüktörü sever artist kısmı. Gelme. Git gelme. Gazel biri görecek, gelme. Gazel ne yapıyorsun? Değil mi? Kocanla ortak olduğumuzu biliyordun. Pişman mı oldun? Bilseydim yapmazdım. Bir daha da olmayacak. Yaptığına mı pişman mısın? Derdin ne senin Gazel? Ha? O kadar kolay mı? Gazel yapma. Gazel yapma. Gazel. Gazel, Gazel bak biri gözü. Gazel. Gazel. Canım bir şey mi oldu? Niye çıktın? Bilmem. Ses yok bu davetin ekranı. Keşke ben bir şeyler düşünseydim. Yine yalan bulurdun. Bu kalabalık senin tarzına ancak şaşırır. Nasıl buldun ortağını? Ne diyeyim? Tanışmışım hatırlamıyorum bile. Oradan pay biç. Seviyorum seni. Tarafınızda ruj lekesi var. Semih. Canım. Neredeydin canım? Hava almaya indim. Çok kalabalık. Evet biraz öyle. Turgut abi. Merhaba. Hayırdır? Semih'in işleri. Asıl sen ne yapıyorsun? Gazel'e geldik. Hani? Nerede?
Ne bileyim abi, buradaydı. Orada işte. Yanındaki kim? Kocası. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu kadar artist bir arada olunca çok tatsız oluyor. Şurada bir iki flash patlasa, bak nasıl çiçek açar hepsi. Abi. Pardon. Yusuf. Konuşabilir miyiz? Tabii. Bir şey soracağım Yusuf. Turgut abiyle bir meseleniz mi var? Benim bildiğim yok. Bir münakaşa oldum peki? Nereden çıktı bu şimdi? Bence yok. Da sen böyle sorduğuna göre bir de ona sormak lazım tabii. Gel Hakan, gel. Konuşalım diye çağırdım. O davete, o yavşaklara yanaşan kaç artist varsa hepsini Hakan dur. Tek tek, isim isim hepsiyle mukabele imzalayacaksın. Bizimle çalışacaklar. Bizim personelimiz olacaklar. Biz imzalayacağız. Konuştuk bunu. O yavşak salonda kimin filmini gösterecek? Ne lazımsa üçe beşe bakmayacaksın. Fiyat yükselirmiş, tırvırı deyip geçip gideceksin. Tak tak imza, tak tak imza. Durduk yere oyunculara para yükseltince, Reha Bey, filmlerin maliyeti ortada. Hiçbir şey olmaz. Mecbur kalacaklar. Benim filmim 25'e çıkacakken 30 olsun oğlum. Alacak. Konuşturma beni. Sikke sikke alacak. Oyunculara yarar. Olan bize olur. Bir yıl daha dişimizi sıkarız, geçer gider. Nerede Ayhan? Bunun içinde. Nerede Türkan? Burada. O davette yanlarında kim varsa, Semih kim var iyi hatırlar. Yanındakilerin hepsini alacağız. İzmit'e kimle gittin? Nereden çıktın? Arsa dedin de. Ortağınla biri yok arsadan. Arsayı elim güçlü olsun diye alacaktım. Tabii ki adamın haberi yok Tülin. Tamam. Ama kadın güzel. Kim? Bence prodüktörlük parayı idare etmek değil. Doğru. Gazer gibi tuhaf güzelliği, enerjisi olan birilerini sinemaya, kameranın önüne taşımak lazım. Kimi diyorsun Tülin? Ben olsam çoktan teklif etmiştim. Sen öyle oturmuşsun. Sen eskiden daha heyecanlıydın Semih. Ben bu kadar yapabiliyorum. Sen daha iyisini yaparsın. Yani Gazel'e filmde oynaması için teklifte bulunabilirim. Gazel nereden çıktı Tülin? Hem güzel olmak yetmiyor bu işte biliyorsun. Kadını güzel buluyorsun yani. Neyi konuştuğumuzu bir anlasın. Hadi yatalım artık, çok yorgun. Yusuf, Fatoş Halkan gelecek. Film için konuşacağız dedik. Nisan, bir şey sormak istiyorum. Konuşalım mı iki dakika? Tülin oynasa şu filmde, Fatoş Matoş ne uğraşıyoruz? Çok ciddiyim. Gerçi onunla daha konuşmadım. Öncesinde sana danışmak istedim. Ama haksız mıyım? Fotoğrafı var. Fiziği Avrupa'yı. Akıllı. Yanlış mı düşünüyorum Nisan? Semih Bey biliyorsun, Mine Cansu ile evliydi, boşandılar. Biri kameranın arkasında, biri önünde. Demek ki zor oldu. Tülin Hanım çocuğun büyüyene kadar çalışmayacağım dese de... Semih Bey ne düşünüyor sen biliyor musun Yusuf? Sorarsan, Tülin Hanım için ısrar edersen ne cevap verecek onu da bilmiyoruz. Mine Cansu ile bu yüzden boşandılar.
Ben böyle düşünüyorum. İstemez diyorsun. Anlattım ama. Sen ister misin? Fatoş Alkan uyudur. Özellikle gecikerek gelir. İki güzelin ortaklığı yazmışlar. Sinema değişecek, umurlarında değil. Ben bir iş bölümü yapalım istiyorum Semih Bey. Onu yaparız. Yalnız birbirimize hitap ederken şu bey hitabını kaldırsak diyorum. Bu benim tercih ettiğim bir şey olmaz. Peki. İşi konuşalım o halde. Şimdi. Stüdyonun arazi işi, malzemesi ve inşaatı olacak. Hangimiz hangi işi yapacak konuşacağız değil mi? Tam anladığınız gibi. Devam edin lütfen. Hı. Parayı paylaşırız. Ama ben inşaat işinden hiç anlamam Ekrem Bey. Renkli filme geçiyoruz. Kameraydı, montajdı, projeksiyondu. İşin o tarafını iyi bilirim. O zaman şöyle yapalım. Ben de inşaat işini iyi bilirim. Siz filmlerle ilgili malzemeyi seçer, tedarik eder, getirtir, kurarsınız. Seçim hakkı da sizde olur. Zaten kataloglar var. Bakacağız, konuşacağız, soracağız. Artık Hollywood ne kullanıyorsa. Burada ithalat işi yapan bir iki tanıdığım Yahudi var. Onlarla konuşur hallederim diye düşündüm. Bildiğim esnaflar. Mesele dil bilmekse ben de bakarım Semih Bey. Yahudiler pek tercih edeceğim kabilelerden değildir. Hmm. Konuşuruz Ekrem Bey. En nihayetinde kar zarar işi bu. Benim bir husumetim yok. Dert etmem yani. Siz dert etmezsiniz ama onlar her zaman dert ederler. Diyerek sizi uyarmış olayım. Kahve içer miyiz? Az şekerli. Kızım bize iki kahve, az şekerli. Hoş geldiniz Fatoş Hanım. Canikom, nedir bu prova zorbalığı? Bu filme önem veriyoruz Fatoş Hanım. Sizi şöyle alalım. Ay, iki filmlerimiz önemsiz miydi? Sonra yine Fatoş bağırdı çağırdı oluyor. Ben konuşayım Fatih, sen geç şöyle rahat bir koltuğa otur. Şu koltuğa da önem verin de gelenlerin içine batmasa. Değiştirin şu yaylarını. Sen hangi burçsun Canikom? Yay. Aha şahane. Bak şu dünya dönüyorsa yay burcunun yüzü suyu hürmetine derim. Başka da bir şey demem. Ben de şuraya geçeyim. Aa, aşk olsun Fatoş girseydiniz. Ay ne bileyim Tülin. Otur dedi senin kız. Oturdum. Ben sana dedim Fatih. Kız yay burcuymuş lütfen. Şaka bir yana kendimi tanıtayım. Salim ben. Memnun oldum. Salim Bey benim organizasyon ve para işlerimle alakadar oluyor. Efendim, uzun lafın kısası, Fatoş Hanım gibi büyüleyici, yani bana sorarsanız tabiat üstü, edalı, filiz gibi bir kadının, taş bebek misali bir cazibenin, dağların kızının, aşk bağlarının, hatırlarsınız belki Mavi Meliha'nın o pençeli, lezzetli artistinin, yani prova vermesi, tecrübe edilmesi, yani sadece Fatoş Alkan için de söylemiyorum, Yeşilçam geleneğine biraz ayıp oluyor, rica ediyorum sizlerden. Ama prova istediğimiz baştan belliydi. Tülin'cim, ben sanatıma olan saygımdan dolayı buradayım. Bana ne yapıldığını Salim Bey çok güzel izah etti az önce. Fatoş Hanım, Hollywood'da oyuncu tecrübe ediliyor. Oynarken görmek istiyoruz. Sizin mutlaka iyi sahneleyeceğinizden eminiz. Muhakkak. Yeşilçam'da kim kime prova yaptırmış canım? Aa Tülin, sen hiç yaptın mı mesela? Geçmişten değil, olması gerekenden bahsediyoruz. Semih Bey yok mu? Bir işi vardı. Ama filmin prodüktörü Tülin Hanım. Sinemayı bırakmamış mıydın sen Canikom? Bu biraz hesap sorar gibi olmadı mı Fatoş'cum? Biz provayı kabul edersek kaşı olarak ne düşünüyorsunuz? Bari onu öğrenelim. Ay Salim, İzzet-i Nefsim'le oynanıyor görmüyor musun? Bu kadın sırf ben buraya geliyorum diye prova çıkartıyor önümüze. Senelerin davası bilmiyor muyum ben?
Fatoş Hanım, yok öyle bir şey. Restörü kim bu filmin? Benim. Pes! Hollywood'dan mı getirdiniz bu çocuğu? Filmi var mı bunun? Ben ona prova vereceğim ha. 8 milimetre bir de. Şey filmi gibi. Terbiyesizler. Ya. Sen ya dur. Siz bana bir soğan çorbası getirin. Sonra da az, yalnız çok az, dana yahni. Yalnız daha önce yapmıştınız. Sakın soğanı, pırasayı tabağın yanına koymayın. Telefonda aç değilim demiştin. Anlat bakalım. Reha neler yaptı? Semih. Sinema salonlarını alınca elimizdeki bütün nakitle Reha Bey oyuncularla uzun süreli mukavele yapalım istiyor. Niyeti Semih'i kendine mecbur bırakmak. Evet, devam et. Filmin bütçesi belli. Sinema salonlarımız da yok. Oyuncuların bütçesi çok yükselecek. Fikir güzel ama zararımız olur. E tabii bunu sen biliyorsun. Reha Bey artistlerle mukavele yap diyor. Ben ne yapacağım? Size bunu sormaya geldim. Şimdi... Eğer şirket zarar edecekse oyalayacaksın, yokuşa süreceksin. Ama illa zarar edeceksek asgari de tutacaksın. İşte mahallenin serserileri güzel kızın peşine düşmüşler, musallat olmuşlar. Bir delikanlı da gelmiş, o kızı serserilerin elinden kurtarmış. Hikaye bu da. Neymiş? O serseriler sağcıymış, kurtaran delikanlı da solcuymuş. Bu durumda kız memleket oluyor herhalde. Gençleri bunlarla kandırıyorlar. Kim ırz düşmanı olmak ister ki diyen yok. Milleti kandırıyorlar. Asıl yaptıkları makyaj. Kazino makyajı altından sadist Slav Marksizmi, vahşi Anglo-Sakson kapitalizmi çıkar. Bizim yeni bir yola ihtiyacımız var. Üçüncü bir yola. Nasıl bulacağız? Arayalım mı? Yok, lüzum yok arkadaşlar. Kendimize bakacağız. Tarihimize, ecdadımıza. Biz ne sağcıyız, ne solcuyuz. Hiç olmadık çok şükür. Ne zaman sağcılığa, ne zaman solculuğa meylettik, daima kaybettik. Kaybederiz. Hikaye, film falan diyorum. Mine Hanım da lütfetmiş, bizi dinlemeye gelmiş. Maksadımı aşmasın. Ümit ederim sizi gevezeliğimle sıkmamışımdır. Yok, çok güzel konuştunuz. Çok ufuk açıcıydı. Sadece ben burada olarak acaba rahatsızlık mı verdim, dikkat mi dağıttım diye tedirgin oldum. Hiç olur mu Mine Hanım? Aramıza teşrif ederek bize bambaşka bir hikaye verdiniz. Hepimiz bugünü hatırlayacağız. Çok mutlu oldum. Başarılar. Teşekkür ederim. Mineciğim, Vural Bey'le bir yere kadar gitmek zorundayım. Çok özür dilerim, kıramayacağım biri. Olur mu canım? Mona Lisa şuradan şurası zaten, giderim. Mesele mesafe değil ki. Nezaketsizliğim. Ne kadar kızsan da kırılsan da hakkındır. Niyazi, burada olduğum için pişman değilim. Hoşlanıyorum siyasetten. Benim yaşadığım yerde, çalıştığım yerde memleket meseleleri konuşulmaz bu kadar. Sen bir meleksin. Sadece ben bir kadın ve eski bir aktrist olarak bu kadar ciddi insanın arasında biraz tuhaf mı kaçtım? Onun için endişeleniyorum. Olur mu hiç öyle şey? Buradan bir eğlence mekanına gitseydiniz seninle gelirdim. Kızarak söylemiyorum. Hı? Kendimi sana affettireceğim. Söz veriyorum. Müsaaden. Bekle, bekle.
Gözel. Artık buna devam edemeyiz Gözel. Beyoğlu çok kalabalık Semin. Ama beni hemen gördün. Sen dediğimi duyuyor musun? Sen çıkardığımız sesleri hatırlıyor musun? Terbiyesizsin. Yüzünün nasıl değiştiğini biliyor musun? Nasıl terbiyesiz olduğunu, bana neler söylediğini. Gazel yapma. Gazel. Gazel yapma. Kalbin güzel atıyor. Gördüm seni. O kadar da iyi değilim. Kimse iyi değil Mine. Sen ya yorgunsun ya da bezgin. İkisi de değil. Ben... Ne? Pişmanım. Anlatmak istersen dinlerim. Şimdi değil, başka zaman anlatırım. Niye? Bir yere mi yetişeceksin? Yok. Sadece şunu kabul etsem daha mutlu olacağım. Benim hayatım hep bir şeyleri kaçırmakla geçti benim. Aslında iyi haberlerini alıyorum. Yeni şirketler, sinema salonları kazanıyor gibisin Semih. Bir liste yapsalar, kazandılar kaybettiler diye benim adım iki listede de olur. Ama bana sorsalar ikisinde de yok. Kolejden arkadaşlarla yemeğe çıkıyorum. Gecikmem, merak etme. Erkencisin. Telefonla aramadın. Ne bileyim, birden aradılar. Sen sevmezsin, istemezsin diye haber vermedim. Yeni mi? Hoşuma gidiyordu, aldım. Yakışmış mı? Bacakların güzel görünüyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Geç kalmam çok. Ben gelmem ya. Dert etme sen.
Semih, konuşmamız lazım. Ne oldu? Nisan söylemedi mi? Neyi? İyi bir film yapmak istiyorum. Onu mu diyorsun? Yap tabii Tül. Yap. Bugün Fatoş Hakan prova yapmayı kabul etmedi. Ve oynatma o zaman. Sen o ceketi asar mısın? Ben yeni bilinmedik bir yüzle bu filmi çekmek istiyorum. Tıpkı benim gibi. İlk filminden heyecanlanacak biri. Ne dememi bekliyorsun anlayamadım. Gazel'le konuşmak istiyorum. Gazel. Hı hı. Yani Gazel niye yapsın ki bu işi? İhtiyacı bile yok Tülin. Bence var. İstiyor bunu görünmek, beğenilmek. Tam ona göre. Bak Tülin. Tanınmadık bir yüz bulursun. Karşısına şöhretli birini koyarsın. O zaman anlarım. Ama Gazel zengin bir kadın. Üstelik kocası ortağım. Ben Gazel'e soracağım. Sen kocasına sormayacaksın. İki kadın konuşacağız. Hem ben inanıyorum ona. O kadının ruhunda var bir artistik. Ben niye görmüyorum? Annemi çağırdım. Burada kalacak. Biz de kadının evine gideceğiz. Nereye? Gazel'le konuşmaya. Bu akşam. Hayatta gitmem. Vural Tüfekçioğlu'yla birlikte gittiler. Nereye? Bilmiyorum. Beni yanlarına almadılar. Niye? Ne saçma bir soru bu. Senin işin onlarla gitmek. Bana niçin güvensinler? Ben senelerdir filmlerde oynamış şöhretli bir kadınım. Bu adamlar gizli kapaklı işler çeviriyorlarsa beni yanlarına almazlar, fark edilirler. Vaziyetin farkındaysan üstesinden de geleceksin Mine Hanım. Sahiden mi anlamıyorsun? Erkek bunlar. Erkekler aralarında vatanı milleti üleşiyorlar, kadını namsınlar. Sen kadın politikacı gördün mü be adam? Ha? Biz anca çocuk doğuralım. Bana bak. Diyorsun ki bu Niyazi'ye aşık et kendine, yat kalk. Diyelim ki yaptım. Hiçbir işe yaramaz. Beni yine de aralarına almazlar. Bitti mi? Başlıyoruz. Yine ne öğreteceksin? O erkekler sana itimat etmeyebilir Mine Cansu. Niyazi ise bunu yapmaz. Onların arasında kuyruğunu kıstırır ama baş başa kaldığınızda sana içini döker. Sana açık verir. Nereden biliyorsun? Sana şiir okusa gözleri dolar. Sen ağlarsan hüngür hüngür ağlar. Kadın düşkünü erkek vardır, aşk düşkünü erkek vardır. Bu salak ikincilerden. Senelerdir aşık olmayı bekliyor. Seni bekliyor. Niyazi'nin saçını okşayacaksın, başı dönecek. Kendini okşatacaksın, aklı gidecek. Ben orospu değilim. O dediklerini unut. Sesini mi yükselttin sen? Borçlarını kapatırken, senin için o paraları öderken ikimiz de birbirimizin aziz ve azize olmadığını biliyordum. Sen niye artist oldun? Başka birileri daha olmak. Onları oynamak istedin. Ben sana fırsat veriyorum. Orospu olmadığın halde orospuyu oynayabileceksin işte. Şurada mı? Nasıl bir yer? Ya bu ev gürültülü, patırtılı, tuhaf bir yer. Daha önce gittim. Kalabalık, her yerden insan çıkıyor. İş konuşulacak yer değil zaten. Güzel ev değil miymiş abi? İş konuşmazsak eğleniriz. Thank you.
kimse yok sanki. Gazel Hanım evde değil herhalde. Tünelin mi diyorsun? Her gün dolup taşan ev demişlerdi. Şimdi niye böyle sessiz ki? Tülin. Bence biz hiç rahatsızlık vermeden gidelim. Enteresan bir yermiş. Tülin'cim, Semih Bey. Hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Hoş bulduk. Hadi bahçeye. Ne içersiniz? Çılgınca gelecek biliyorum ama birçok aktris sendeki bu ışıltıya sahip değil. Işıltı mı? Mersi. Muhtemelen sen farkında bile değilsin. Ama etrafa yaydığın bir şey var Gazel. Gülüşünde, saçını düzeltişinde, yürüyüşünde. Yani çalışarak olacak şey değil. Doğuştan gelen bir şey bu. Işık dediğim şey bu işte. Ve ben bunun perdeden insanlara da geçeceğine inanıyorum. Çok güzel laflar bunlar. Ama ben yapabilir miyim bilmiyorum. Kimler kimler yapıyor bir bilsen. Semih Bey ne düşünüyor bu konuda? Ben Tülin'e katılıyorum. Ben araba bile kullanamıyorum Tülin'cim. Çünkü arkadan biri korna çalınca heyecanlanıyorum. Arabayı bırakıp kaçasım geliyor. Tanıdığım biri yanımda yoksa bilmediğim bir yere gidemem. Tanıdığım beni orada bırakırsa tek başıma geri dönemem. Ya böyle bir şeyi de kendimi insanların gözü önüne atma fikri, düşüncesi bile ürpertiyor beni. Seni anlıyorum. Benim de böyle düşüncelerim vardı başlarken. Ama bunlar Gazel'in kaygıları. Benim sana teklifim Gazel'i bir süreliğine unutup başka biri olman zaten. Aslında böyle düşününce cazip bir teklif. Sana evet demeyeceğim Tülin'cim. Ama hayır da demeyeceğim. Bana biraz müsaade et. Ben düşüneyim. Gözler, Gözler yeter lütfen dur artık. Çok yakın evden kurtulma dolan maçları. Ağlak bayık bakışlar, zengin kocaya varma hevesleri. Kız aslında sevişmek istiyor ama filmin içinde bunu öyle şeylerin arkasına saklıyorlar ki filmin sonuna geldiğimizde hiçbirimizin sevişme hevesi kalmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Seni perdede düşünemiyorum. Yapamazsın mı diyorsun yoksa? Şaka. Ah. Işıltı ha? Sende prodüktör kumaşı varmış Tülin. Annemin sosyetik müşterileri vardı. Bir de onların kolejci kızları. Kızlar yaza doğru gelip balo kıyafet ediktirirlerdi. Ben de gizlice provalarını izlerdim. Kötü kızlar da demiyorum. Ama her istedikleri olsun isterlerdi. Biraz daha dekolte, daha kısa etek boyu. Kavgaları anneleriyle tabii ama istedikleri olmazsa yani işte olmayan bir teyel, yakada bir hata, beğenmedikleri bir düğme. İlla bir şey bulurlardı. Adliye Hanım göbeği çatlardı onların memnun edene kadar. Gazel, bugüne kadar her arzuladığını elde etmiş. Buna alışmış. Ama bir yandan da ürkek, korkak. Aslında ne kadar güven. O kızları hatırlattı bana. Güzelliğinin ve zenginin arkasında yeni yetme bir kız var. Onun elinden oyuncağını alsa. Mutlu ağlar.
sen. Gözünü oyar. Sen annenin yanında çıraklık yaparken ne diye saklanıyordun o kızlardan? Aynı sebepten. Kızlar beni ortalıkta görünce kıskanır. Kusuru annemin elbiselerini bulurlardı. Turgut Bey. Merhaba Nisan. Bir beyefendi gelip sizi sordu. Kim? Adını söylemedi. Ne istiyormuş? Onu da söylemedi. Tekrar uğrayacakmış. Yani resmi kıyafetli biri miydi? Temiz giyimli, tıraşlı biriydi. Onu demiyorum. Polis gibi miydi yani? Bilemiyorum Turgut Bey. Bir daha gelirse o gözle bakarım. Boş ver. Arayan bulur. Çıkıyorum ben. Görüşürüz. Sezen, ne yapıyorsun? Sabah sabah ilk yaptın bu mu? Sen ne yaptın? Yaktım hepsini. Hangi hakla? İstemiyorum bu boku kullanmanı. Başına gelenleri unuttun herhalde. Ya annem misin, babam mı? Hakan, ben bu dünyaya dayanamıyorum. Sen belli ki katlanabiliyorsun ama ben bunlar olmadan bu saçmalığa dayanamıyorum. Ulan bu kitaplardan mı çıkıyorsun lan? Ha? Bu kitaplardan mı çıkıyorum? Senin ne sıkıntın var da neye dayanamıyorsun? Benim sıkıntım sensin Hakan. Aşık olduğum adamdan bu dümdüz adam nasıl çıktı anlamıyorum. İşten başka hiçbir şey bilmeyen, saat 9'da uykusu gelen, dünyayla hiçbir bağı olmayan, ayda bir kere çünkü kalkan. Ne diyorsun lan sen? Sesen, bir daha bu boku eve sokarsam. Turgut Hocam, kolay gelsin. Yeni film mi geliyor yoksa? Sen benimle makara mı yapıyorsun Yusuf? O kadar oldun mu lan sen? Turgut abi, bir şey demedim. Kalemi görünce elimde sevindim, o kadar. Rejisör koltuğuna da kuruldun. Oradan hava mı atıyorsun? Sevinmişmiş. Arkadaş, ne sanıyorsun sen kendini? Esas sen kendini ne zannediyorsun? Hapse girip çıktım diye her şeyi sen mi biliyorsun? Ben de fakir çocuğum. Ben de acı çekiyorum. Beni de polis dövdü. Hem ben sana ne yaptım abi? Bir film yazdım, suç mu oldu? Ben senden daha yazıyorum demedim ki. Sana saygıda kusur da etmiyorum. Ama sen her fırsatta beni eziyorsun. Hor görüyorsun, azarlıyorsun. Yahu şurada seni gördüm, selam vereyim dedim. Bana demediğini bırakmadın. Hak mıdır bu ha? Hak mıdır? Cevap ver abi. Affedersiniz. Semih nerede? Arsa bakmaya mı gitti yine? Anlat bakalım. Kimlerle görüştün? Ayhan Işık'la görüştüm. Tamam gibi. Rica ettim. Türkan'a da çıtlatacak. Ne diyorsun? Aferin Hakan, Filiz'le de konuş. Randevulaştık. Akşamüstü buluşuyoruz. Ondan sonraki günde Ediz'le, sonra da Hülya ile buluşacağım. Tamam, işte bravo. Bu işlerde mühim olan gönüllerini almak. Bir hediye, ne bileyim ben, bir çiçek. Eşinin, dostunun, çoluğunun, çocuğunun halini, hatırını sormak. O zaman bu kadar fiyat yükseltmeye de ihtiyaç kalmayacak. Çok haklısınız Rıya abi. Doğru. Aferin Hakan. Aferin oğlum. İşte böyle. Gazel Hanım, yapamadım demek adetim değildir ama sizin bu
Grey filmi ben halledemedim. Hay Allah. Ama sıkma canını. Bir yol bulunur elbet. Evet. Yani kocanız da bu piyasada. Yani akıl vermek gibi olmasın. Ama onun tanıdıkları benimkilerden kuvvetli. Olabilir. Bir şey daha. Sizin temsiliniz için yazdıklarım hakkında. Evet. Gerçekten çok güzel oldular. Bir metnin insanları bu kadar mutlu ettiğine ilk defa şahit oluyorum. Senin yazdıklarından sonra insanların temsil olan inancı arttı. Minnettarım sana. Sağ olun. Onlar size hediyemdir. Devamlı ise zeka halledecektir. Yetenekli çocuk. Elinden gelir biliyorum. Turgut. Biz seni istemeden kırdık mı? Hayır, hayır. Ben son zamanlarda fazla yoruldum. Dikkatim fazla dağıldı. Bir süre kendi başıma kalmam, biraz dinlenmem gerek. Bazen fazla açılıyorum. İyi gelmiyor bana. Bu bir veda mı yoksa? Eğer öyleyse ben bunu kabul etmiyorum. Bizim hepimizin sana ihtiyacı var. Benim var en azından. Bana güç kuvvet veriyorsun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim dostluğunuz için. Ceketlerin arasından buldum. Benim de böyle pullu bir şeylerim yok ama. Sana bir şey söyleyeceğim Tülin. Annene söyleyeceksen söyle. Semih'in de günahını almak istemem ama. Aslında filmi sesli çekmemiz lazım. Seyirci alıştı tabii dublaja. Gidişat belli. İllaki olacak. Bizim kesin bu işe de girmemiz lazım Ekrem Bey. Sizin hakim olduğunuz konular. Yeni olunca biraz pahalı oluyor tabii. Evet. Ekrem Bey, telefon Semih Bey'e eşiymiş. Semih Bey, telefon size eşinizmiş. Bağlayın. Efendim. Nasılsın? Özledim. Nerede olduğumu biliyorsun. Seni bekliyorum. Şu an müsait değilim. Ne zaman müsait olacaksın? Akşam mı? Bilmiyorum. Beni başından salmaya çalışmıyorsun değil mi? Hayır. Henüz karar vermedim biliyorsun. O filmde oynamamı istiyor musun Semih? Hayır. O zaman hadi oyalanma, hemen buraya gel. Bekliyorum seni. Tamam, geliyorum hemen. İyi misiniz Semih Bey? Bir sıkıntı yok değil mi? Önemli bir şey değil Ekrem Bey. Yalnız müsaadenizi istemem gerekiyor. Biliyorum yarım kalacak ama kusura bakmayın. Evden aradılar. Tam ne olduğunu da anlayamadım. Gitmezsem olmayacak sanki. Sürecek gibi. Tabii, daha sonra bakarız. İyi günler. İyi günler. Ne yapıyorsun sen Gazel? Ha? Gazel! Gazel bırak! Gazel! 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 Yeter Gazel! Yeter! Ne yapıyorsun sen Gazel? Kocanın yanındayken beni arıyorsun. Delirdin mi sen ya? Değil mi öyle sert sert? Gazel,
Tülin? Semih! Merhaba. Orası ne işin? Ben de senin.